Yaklaşık 12 sene kadar önce internet üzerinden anneme aldığım Siemens Ancastra fırın sigorta attırıyor. Fırın tamamen kafasına göre çalışıyor. Çalışıyor çalışıyor yarım saat sonra sigorta attırıyor. Bazen 5 dakika sonra sigorta attırıyor. Şimdi bunun problemini bulacağız. Tabii ki ilk ihtimal kablo, ara varsa ara kablo ya da rezistanslar. Fırının önceki üst taraftaki bu bölümü alıyorum. Bu fırın ocağın altında kaldığı için ocağın üstünden içine su sızma ihtimalleri var. Biz tabii ki ocağın etrafını silikon döndük. Tabii ki servis ocağı takarken silikon dönmüyor. Normal kendi bantını çekiyor bırakıyor. Bakın düğme zor dönüyor. Yıllanmış artık. Buraya kullanılan gresin adını bilmiyorum. Buraya kullanılan gresin adını bilen arkadaşımız varsa yorumlara yazarsa mutlu oluruz. Ben buraya silikon gres buldum. 200 dereceye kadar dayanıklı. Ama burada iş göreceğini de sanmıyorum. Yine de kullanmak zorundayım. Anahtar çünkü çok zor dönüyor. Muhtemelen bu silikon gres ısıyı gördüğü zaman burada kaybolup gidecektir. Ben gereken yerleri buradaki plastiklerin tam köşe noktalarına bu sıvı gresimi sürüyorum. Sıvı gres yanlış olmasın. Silikon gres. Bakın anahtarda baya bir rahatlama var. Anahtar artık rahat dönüyor ama muhtemelen bu özelliğini dediğim gibi kısa bir sürede yitir. Şimdi biz hatamızı bulmaya çalışalım. Yani makina dediğim gibi videolarda yok ama sürekli kafasına göre sigorta attırıyor. Bu da benim hatayı bulmamı zorlaştırıyor. Kontrol kalemi yardımıyla öncelikle makinanın şasesine baktım. Herhangi bir kaçak var mı diye. Görünürde hiçbir şey maalesef yok. Tabi bu yanıltabilir. Makinanın arka kapağını da açtım. Bakın buralarda oksitlenmeler mevcut. Yani ocağın altından akan sular makinanın bu kısımlarına gelmiş. Neyse sorun değil bunları temizleyeceğiz. Eğer fırınınız ocağın altındaysa kesinlikle etrafına silikon dönün. Bakın fakat cam ocaksa buna silikon dönmeyin. Silikon döneceksiniz de dışarıdan çok ince dönün. Çünkü cam ocaklar bozulursa sökülmek zorunda kalınırsa ocağınız çatlayabilir. Tel fırça yardımıyla buradaki paslardan kurtulmaya çalışıyorum. An enerji bağlantılarının olduğu bara buralarda çok paslanmış. Bunları da tel fırça yardımıyla kurtarmaya çalışıyorum. Buraları güzelce tel fırçayla zımparalayıp işimi görüyorum. Fırçanın girmediği yerlerde küçük bir E yardımıyla gerekli kanalları temizliyorum. İşte gördüğünüz gibi sonuç artık parlak yüzeyler bizlerle beraber. Yukarıdaki galiba bu yanda da mı rezistans var başka bir şey mi? Buradaki soketleri de çıkartıyorum. Buraları tel fırçatan girecek durumda değil. Buraları küçük bir E yardımıyla eğliyorum. Temizleyebildiğim kadar temizlik işlemlerini yapıyorum. Bu işlemleri tamamladıktan sonra artık yavaş yavaş hatayı bulmaya başlayalım. Öncelikle size buradaki dijital saatte hangi parçalar kullanılmış onları kameraya çekeyim. Belki bazı arkadaşlarım buradaki panel bozulmuştur, entegreler falan patlamıştır, röleler bozulmuştur. Onların değerlerini bir güzel görün. Üzerinde okuyabildiğim kadar 6 voltluk röle var. Dirençlerini gördünüz. 16 volt 470 mikrofaradlık bir kapasitör mevcut. Kutupsuz kapasitörün değerini kaçırmadıysam 0.63 mikrofarad. Entegre ve köprü diyotları da görüyorsunuz zaten. İşte olay bu kadar. Şimdi ben bunu topluyorum. Üst rezistansın bütün kablolarını çıkarttım. Tek tek şase ile beraber ölçmeye başlıyorum. Bakın şaseye vurduğum zaman şaseden omaj alıyorum. Bunu almamam gerekiyor. Kablonun bir ucu gördüğünüz gibi rezistansla Diğer ucu şasede ve bana ölçü aleti omaj veriyor. Test ediyoruz. Bütün kabloları çıkarttım. Cihazı fişe taktım. Normalde bu şekilde direkt zaten sigorta atıyordu. Şu anda herhangi bir sigorta atması yok. Neden? Rezistansa giren bütün fişler çünkü çekik durumda. Peki fişi çektik. Buradaki Soketleri tek tek takmaya başlayayım. Önce iki tanesini takıyorum. Şunları bir kenara aldım. Şu kablolar şöyle güzelce dursun. Fişe takıyorum. Tabi her zaman birden attırmıyor ama deneyeceğiz dedim ki sigorta attı. Gidelim açalım o zaman sigortayı. Kabloları oradan çıkartmadım. Bakın kaldırıyorum düşüyor. Kaldırıyorum düşüyor. Yani biz hatayı şu an bulduk. Şimdi ne yapacağız? Önce mecburen makinenin fişini çekeceğiz. Ya da soketleri çıkartacağız. O şekilde sigortayı açacağız. Tekrardan geldik cihaza. Soketleri yerinden çıkartıyorum. Bu arada şu an Telefonun kamerasının ışığıyla ilerliyorum. Sigortayı kaldırdım. Bakın şu an sigorta atmıyor. Işıklar geldi. Yani bizim problemimiz üz rezistans. Hemen şurada taş günlerini bir aşağı yukarı oynatayım. Bakayım nasıl bir bağlantı yapmışlar. Burada iki tane vida var. Rezistans 38 cm. 38 cm gözüküyor. Üstte bir ekstra bağlantısı var. Ben bu parçayı internetten aldım. Beraber de montajını yapmak inşallah nasip olur.